Selamun aleyküm hoca efendi. Aleyküm selam bacım. Hocam beni tanıdınız mı? Muzaffer Bey'in çiftliğinden Gülizar. Hani Behiye Hanım'ın mevlidi için çiftliğe geldiydiniz. Ha evet tanıdım. Buyurun hayrola inşallah. Şey... Hocam... Bizim bir hanım arkadaşın beyi... Nasıl desem bilemedim ki. Arkadaşın kocası başka bir kadına gönül düşürmüş. Evi mevi boşlamış. Ne yapsın kadıncağız? Yani hastalandı, yataklara düştü bu kocasının yaptıkları yüzünden. Evet. Hocam, besbelli bir şey ki adama papaz büyüsü yapmışlar. Çaresiz kaldık. Ben nefesiniz kuvvetlidir diye size geldim. Acaba hocam bir muska falan yazsanız. Bak Gülizar Hanım. Böyle şeyler dinimizce yasaklanmıştır. Eğer bir derde, bir dara, bir sıkıntıya düşersen yapacağın en güzel şey hulusi kalp ile Allah'a dua etmektir. Şüphesiz Allah dualarımızı geri çevirmeyecektir. Hocam Allah günah yazmasın ama ne kadar dua etsem kabul olmuyor. Bacım, senin dua edebilmen Allah'ın bir lütfudur. Senin her ya Rabbi demenin altında da Allah'ın sana buyur kulum demesi vardır. Sadece gafillerin gönlü duadan uzaktır. Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildiniz hocam. Sağ olun. Buyur Gülizar bacı. Hayırdır inşallah? Çok mühim bir iş için geldim Hafız efendi. Müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Hoş geldin şeref getirdin. Gir içeri, gir. Emdi. Anlattığına göre bir arkadaşının kocası başka bir hanıma gönül düşürmüş. Arkadaşın da kocasına büyü yapıldığını düşünüyormuş. Buraya kadar doğru mu? Doğrudur Hafız efendi. Peki bu arkadaşın çiftlikten beri olmasın sakın. Çiftlikte mi? Yok canım. Tövbe. Benim uzaktan bir akraba ya. Kadıncağız kocasının yüzünden yataklara düştü. Ya Hafız efendi. Büyü filan yapamaz mıyız? Sus! Gafil! Günaha giriyorsun boyunla beraber. Ne demek? Ne demek? Büyü ne demek? Ben büyücü müyüm? Tılsımcı mıyım ki? Ben... Allah'ın bir garip fani kuluyum. Bahadır. Tabii. Tabii Hafız efendi. Ay ne yapayım ya? Ocağınıza düştüm işte. Zavallı kadıncağız kocasının yüzünden günden güne eridi. Yok mu bunun bir çaresi? Muhtacım işte size. Ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama. Dur, ağlama. Tövbe, tövbe Çamçayı gördün mü? Gördüm, evet.
okunmuş cömcedir. Arkadaşım, sabah ezanını müteakip o kadının saçından ne yapıp edip bir tutam kesecek ve bu cömcenin içinde yakacak. Yakacak. Evet. Ardından kocasının yemeğine kadık kayfesine bir tutam kül katacak. Katacak, evet. Bu adamın midesini bulandıracak. O saçı kesilen kadından tiksinecek. Ve dahi bir daha asla ısınmamak üzere soğutacak. Anladım. Al bu çömçeyi. Allah razı olsun. Nasıl bir sevaba girdiniz bilemezsiniz. Borcumuz ne kadar? Ne borcu? Bir gün ben de gelir çiftliğe, bir acı kahvenizi içerim. Ödeşmiş oluruz. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.